Bay J Show başlıyor. Kelepir mi sunucuyum? Kehanetlerde bulundun mu? Bulunduk. 2050'ye kadar freni, şey, kamyonun freni patlak dedik. Bay J. No one else is but you are. Dünün bütün aile toplandık. Annemler, kuzenler, eniştemler, aile büyükleri filan. Bugün gene terapiye başlıyorum ben. Ay ne bileyim ya. Salı akşamı sevgili dinleyiciler, umarım bugün her şey sizin için iyi. Bizi dinlemeyenler için aman canım nasıl gittiyse gitti, geçmiştir. Herkesi kurtaramam. Süper kahraman değilim. En azından sizin için bir şeyler, gerçekten iyi bir şeyler yapmak istiyorum. Yaşam tecrübemi paylaşıyorum. Özellikle evli çocuklu bir erkeğin bakış açısından hayat nasıl bir manzara, onu aksettirmeye çalışıyorum. Ve önemli bir nokta, her evli çocuklu erkek bunu aksettiremez. Ben de bir süre öncesine kadar aksettiremezdim. Bir aydınlanma, bir uyanış yaşadım. Birkaç sene önce gözümdeki perde, beynimdeki dumur kalktı. Şimdi her şeyi biraz daha net görüyorum. Ve siz belki hemen değil, belki yarın değil ama size verdiğim bilgilerin eninde sonunda kıymetini anlayıp kullanacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl bir kadınla nasıl bir ilişki istediğimi soruyorum bazen kendime. İçimdeki ses daha önce yaşadığım rezaletleri tekrar yaşamamam için saçmalama Bahçe, sen eşcinselsin diye beni kandırmaya çalışıyor. Kıskanç bir erkektim. Sonra bu kıskançlık meselesini aştım. Kıskançlığın ilacı 6 ay. Sonra geçiyor. Kıskanmamanız için kötü huylarını görmeniz gerekiyor. Ben ilk aşık olduğumda çok kıskanç oluyorum mesela. Mesela kanepeden kalkar. Nereye gidiyorsun? Mutfağa mı? Niye gidiyorsun mutfağa? Mutfakta biri mi var? Mutfakta biriyle beraber olup beni aldatıyor musun? Her mutfağa gittiğinde beni aldatıyor musun? Kuzenim var, şöyle bir matematiksel hesap yapmış, bana anlatıyor. Abi diyor, kızla 2 senedir çıkıyorsun. Kim bilir kaç kez birlikte olmuşsunuz. Gidip bir kez biriyle birlikte oldu diye kıskanmaman lazım. Çünkü sayısal olarak çok öndesin. Oğlum dedim, bundan daha saçma sapan bir şey olabilir mi? Çok ciddi bir sorun var burada. Ne bileyim ya, bunlar basit işler. Hayat bu kadar basit değil oysa. Yaşadığım en büyük ilişkisel ikilem. Nikah memuresinin önünde Bay J, bu kadını eşin olarak kabul ediyor musun sorusuna cevap vermeden önce yaşadıklarım. Hatta vakit kazanmak için nikah memuruna he sözlerine dikkat et, bu kadın ne demek, onun bir adı var. sonra fark ettim, memur zaten adını söylemiş. Ben bilinçaltımda bu kadın, o kadın, şu kadın olarak görüyorsam artık ne yapıyorsam. Hayır demeyi düşündüm. Hayır kabul etmiyorum demeyi düşündüm. Diyebilirsiniz. Hem kendi aileniz hem karşı tarafın ailesi pisliğin teki olduğunuzu düşünecek. Yani neden dün haber vermedin, anlatabiliyor muyum? Neden dün değil, şimdi nikah memurunun önünde? Dün haber veremedim çünkü arkadaşlarımın benim için verdiği bekarlığa veda partisinde striptizci kızın kucağında bebek taklidi yapıyordum. Nasıl haber vereyim? Sonra düşündüm. Bu arada bu söylediklerim birkaç saniye içinde oluyor. Yani evet demeyip ne yapacaktım ki ha? Issız adam mı olacaktım? Ha, her zaman gibi. 3 ay sonra herkesin nefret ettiği biri olarak güneyde bir mekana girip selam ben Bay J, inanılmaz bir hikayem var. Bu yüzüğe karşılık bana bir oda ve içki verebilir misiniz diyecektim. Evet dedim, evet. Evet dedikten 2 yıl sonra... Nedense erkek herkesin nefret ettiği ıssız adam olmak istiyor. Öyle bir durum var. Sizin hayatınız, siz bilirsiniz, karar vereceksiniz. Benden bu konuda şimdilik bu kadar. Birazdan devam mı? Birine yumruk atsam büyük ihtimalle ıskalarım. Ama rüzgarından zatürre olabilir. Halen atmakta olan bir kalp verin elime. Üstünden çıkan boruları parmak sokmaca oynarım. Öyle söyleyeyim. You're listening to Bay J on Power FM. İyi akşamlar millet. Herkes buradaysa başlamak istiyorum. Adım Bay J. Beni tanıyanlar bilir. Çok saçma değil mi? Beni tanıyanlar bilir demek. Gözlerime daha önce bakmış olanlar renginin mavi olduğunu bilir demekle aynı. Ben saçma bir şey. Neyse. Gerçim. Bir kız arkadaşımın sevgilisi o rengi de hatırlamamıştı.
Ne güzel yeşil gözleri var. Masmavi gözleri var kızın. Neyse, ne diyeceğimi unuttum. Zaten beni bilirsiniz. Yakışıklı, hoş, cömert ve tatlı ve sempatik ve profesyonel bir erkeğim. Hangi konuda amatörsün ki Bayşe? Hadi titrek. Hangi konuda amatör olduğumu söyleyeyim. Tıpkı sizler gibi hayat konusunda amatörüm. Evet. Yani. Arada sırada bir şeyler öğreniyorum. Arada veya tezler yazıyorum ama herkes tarafından kabul görmesini beklemiyorum. Mesela dünyadaki total negatif enerjiyi pozitife çevirmekle ilgili teorilerim var. Bakın mesela kötü giden global olaylar görüyorsunuz her gün. Her gün, öyle değil mi? Dünyada artan nefret, ekonomik kriz, ırkçılık vesaire. Ve şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben tek başıma nasıl bir fark yaratabilirim ki? Doğru düşünüyorsunuz. Çünkü siz yani kimsiniz ki? He? Sadece bir kişisiniz. 7.4 milyar insanın kaderiyle nasıl oynayabilirsiniz? Amerikan başkanı falan olmadığınız sürece. Yanlış. Değiştirmiyorsunuz çünkü ünlü Bay J teorilerini okumadınız. Neden? Çünkü manyak sapık nevrozoid Bay J bu teorileri evindeki çekmecesinde saklıyor. Evimin çekmeceleri var benim. Evet. Evin çekmecesi ne ya? Her neyse, bakın gazeteyi açtınız ve bir kişinin bir diğerine kötülük yaptığını gördünüz. Sebebini anlamaya çalışıyorsunuz. Sebepsiz olabilirsiniz. Hatta büyük ihtimalle sizsiniz ve ödeyeceksiniz bunu. Ay, kızmayın. Eleştirme. Önce dinleyin. Bakın. Bu benim her zaman anlattığım bir hikaye. Yeni nesillerin de duymasını istiyorum. Belki daha önce paylaşmış olabilirim. Kızmayın bana. Bu sabah ters tarafınızdan kalktınız ve işe giderken markete uğradınız. Elemana dediniz ki bir paket kağıt mendil ver dediniz. Size kağıt havlu verdi. Şöyle diyebilirsin. Sen aptal filan mısın ha? Salak mısın? Senden kağıt havlu isteyen oldu mu ha? Şimdi buraya kadar problem yok. Kolaylıkla, nezaketle altından kalkacağınız bir sorun insanlık dışı bir şekilde çözülmüş. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bu arkadaş eve giderken hala gününü berbat eden bu olayı düşünüyor ve yolda sinirinden birine makas atıyor arabasıyla. Burada her kasiyerin otomobili olduğu gerçeğiyle tabii sizleri yüzleştirmiş oldum. Böyle bir gerçek yok. Neyse, evet, siniri bozuk, birine makas atıyor. Makas attığı adam acayip sinirleniyor. Eve gittiğinde karısıyla öyle bir kavga ediyor ki boşanmaya gidiyorlar. Anne babasının bu kavgası ve boşanma çocuğu derinden etkiliyor ve büyüdüğünde sapık bir katil oluyor. Şimdi sorum şu, yaptığınızı beğendiniz mi? Ha? Allah'ın sinir hastası. Beğendin mi yaptığını? Hem bir sonuca sebep oldunuz hem de dünyadaki toplam öfke ve nefret ve negativiteyi arttırdınız. İşte bu yüzden etrafınızdakilere surat asmak yerine güler yüzlü davranırsanız bir kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Belki bir toplumun yaşayacağı sonuçları etkileyebilirsiniz. Ne oldu? Şişti herkes benim çekmece teorilerimle, değil mi? Ya beklemiyorsunuz tabii. Değil mi? Bir komedyenden böyle net teori. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Benim adım Bay J. Power FM'de çalışıyorum. Belki çok büyütmüyorsunuz gözünüzde Power FM'de. Ben de o zaman diyorum ki hadi çalışın. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. No one else is, but you are. Yemeğini bitir de sonra neler olacağını net bir şekilde konuşalım. 45 yaşındayım. Kaybedecek bir dakikam bile yok. Şu anda beslenme saati. Sonra sevişme saati. Kontrol bende. Özgüvenim tam. Hadi ye yemeğini diyorum. Hesabı da ben ödeyeceğim. Rahat ye. You're listening to Bay J on Power FM. Merhaba millet. Burası Power FM. Benim adım Bay J. Son yıllarda ara sıra yeni açılan radyolar duyuyorum. Ve dikkatimi çekiyor. Power FM Primetime şovlarının karşısına alternatif olabileceğini düşündükleri şovlar, şovmenler koyuyorlar. Şöyle söyleyeyim. Bay J, korkmuyor musun? Neden korkmuyor muyum? Yani bir gün işsiz kalırsan bu radyoların hiçbiri seni işe almayacak bu söylediklerin yüzünden. Hadi. Yapmayın, 25 sene başarılı yayın hayatım var Türkiye radyolarında. Bir radyo bana karakter attı diye bozulacağımı mı zannediyorsunuz ha? İki şey var endişe duyduğum. Bir tanesi oğlumun hep iyi olması. Bir de cinsel sağlığım.
Bunun dışında hayatta halledemeyeceğim çok fazla problem olduğunu zannetmiyorum. Hem yeteri kadar para da kazandım. Yani ölene kadar çalışmaya niyetim yok. Gerçi bu emeklilik yaşının hem erkek hem kadınlar için çok yükseldiğini öneren yasa tasarısı hiç hoşuma gidiyor. 9000 gün doldurmak gerekecek gibi bir takım söylentiler dolanıyor. Merak etmeyin, SGK'ya sırtımı dayamaya niyetim yok. Akıllım, ben İtalyanım, İtalyan hükümetine külfet olacağım. Beni sevmeniz için bir başka sebep daha. Gençliğimde size hizmet edip yaşlılığımda ödediğiniz vergilere elimi bile sürmeyeceğim. Ay. Anonim alkolikler toplantısına katıldım ben. Ve şimdi anladım niye bu tiplerin hepsinin alkolik olduğunu. Ben hayatımda daha çok içmek istediğim bir ortamda bulunmadım. Yok, zaten size bir şey söyleyeyim mi? Tövbeliyim, ağzıma bile koymuyorum da ben orada ne bileyim psikolojisi zayıf güzel bir kız bulurum. Bir yalan dolanla kandırırım falan diye şey yaptım. Başarılı da oldum, yalan söylemeyeceğim. Evet evet, ama sonra her gece yarısı 2-3 gibi aramaya başladı. Eyvah diye düşündüm, başıma bela mı aldım acaba ben? Sonra düşündüm, yani yıllar boyunca sap sap dolaşan tipler var. Ve beni her gece gel gel diye arayan problemli bir kız var. Yani... Zaten ne kadar uzun... Ay. Sıkmayın canınızı, sıkmayın. Her şey yoluna girecek. Türkiye'nin hemen hemen en başarılı radyo komedyenini dinliyorsunuz. Hemen hemen. Senyora, senyoras. Adım Bayece. Hemen hemen en başarılı dedim. Çünkü diğer radyo komedyenlerini tam dinleyemedim. Dayanamıyorum. Evet. Siz karar vereceksiniz. Bir takım ödül törenleri var sırada. Bana oy verirseniz sevinirim. Benden daha başarılı akrabalarım da var. Katlanamıyorum aynı ortamda benden başarılı biri olduğu zaman. Mesela kuzenlerimden biri patolog, otopsi bölümünde çalışıyor. Aynı ortamda olduğumuz zaman tanıştırırken birilerine şey diyorum. Bu da kuzenim. Pis bir işi var, bahsetmek istemiyorum. Aslında... Ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar etrafımdakilerden rahatsız olmamalıyım diye düşünüyorum çoğu zaman. Yani hayatta gerçek başarı Bay J'den daha iyi bildiğin konularda saygı duyulan bir kişi olmak mı? Tanrı aşkına, değil mi? Yani işte başarı demek her şey. İyi bir kariyer veya mutlu olmayı başarmak, bunlar mı hayatta önemli olan şey? Çünkü benim son 20 yılda 1500 kız arkadaşım falan oldu ve ne patolog ne Wall Street'te borsa simsarı ne de bilgisayar dehası olmaya değişmezdim bunları. Onların öyle bir vakti olduğunu zannetmiyorum. Ama tabii maalesef mesleğimi gerçek bir meslek olarak kabul etmekte zorlanan insanlar var. Ailem bunların başında. Evet, evet, evet. Bunu bir heves olduğunu düşünüyorlar 25 senenin ardından ve bir gün geçeceğini düşünüyorlar. Ümit ediyorlar. Annem dedi ki, çocuğum nereye kadar bu komedyenlik? Bak gençken ne güzel breakdance falan yapıyordun. Ya anne baba diyorum, tamam endişelenmekte haklı olabilirsin. Çünkü sokak serserisi gibi görünüyorum ve cebimde para yok. Ama bu durum para kazanmadığım için değil. Evlilik bağımlısı olduğum için. Ve siz evleneyim diye evden kovmuştunuz beni motivasyon olsun diye, hatırlatıyorum. Zor bir iş. Şu anlamda zor bir iş. Yani geleceği belli olmayan bir meslek olduğunu kabul etmek lazım komedyenliğinde. Mode olursunuz. Kimse size iş vermez. Sadece akrabalarınızın sempatik kuzeni olursunuz. Şakacı. Ya bu söylediklerim artık benim için geçerli değil. Nasıl? Yo, hayır, vazgeçilmez hale geldiğim için değil. Yeteri kadar kazandım kanaatindeyim. Şöyle söyleyeyim. Patron beni işten çıkarmak istese Power FM'in %4 hissesini birine satmak zorunda kalabilir. Öyle söyleyeyim. Altın paraşüt diyorlar. Ya şaka ediyorum, bir şey satmak zorunda kalma. Siz benim patronumun kim olduğunu biliyor musunuz? İşte bu kişinin kendini ezerek yıktığı andır. Sen benim kim olduğumu biliyor musun klişesi için bir başka birini kullandığı nokta bittiği andır bu işin. Bir keresinde 80'li yıllarda bir kız arkadaşım var. 80'li yıllar mı? Evet, 80'li yıllar. 88 veya 89'du, tam hatırlamıyorum. İşte benim abimin fabrikası var. Benim abim kocaman bir otomobil kullanıyor. Benim abimin evi 1500 metrekare. Kıza demişti ki, senin neyin var? Abim var demişti. Şapkayı çıkarıp koymuştum masaya. Masa derken okey, tamam. Yatak, ama aramızda gaz, çok utanıyorum ben bu cinsellikle ilgili mevzularda. Bay J. Hadi.
hadi. 15 sene bir kediyle yaşayacağım ama bir iki sene daha erken gitmeye razıyım ben. Bay J. 8 yaşımdayken seks hatlarını aramıştım. Bugünün parasıyla 500 lira fatura gelmişti. Bay J. Sağ kulağım duymuyor. Doktorlar sabırlı olmamı, eninde sonunda iyileşeceğini, reenkarnasyona inanıp sıkı sıkı sarılmamı tavsiye ettiler. You're listening to Bay J on Power FM. Çok düşünürüm. Hiç durmadan düşünüyorum. Zaman zaman kendim de anlam veremediğim sonuçlara varıyorum. Mesela gece yatağa yatıyorum, şunu düşünüyorum. Bazı hayvanları yiyoruz, bazı diğer hayvanları ev hayvanı olarak sevip okşuyoruz. Çok büyük haksızlık olduğuna inandım. Bu yüzden bugün kedi burgeri icat ettim. Çünkü alternatifi evde inek bakmaktı. Evet. Öyle ineği de kedi kumuyla falan geçiştiremezsiniz, öyle söyleyeyim. Bilmiyorum, çocukken güneşe çok bakardım. Belki de ondan öyle oldum. Ne derler biliyor musunuz? Eğer güneşe çok uzun bakarsanız beyninizi yakarmış. Sorun ne biliyor musunuz? Bu konuda düşündüm ben. Eğer beyninizi pişirecek kadar uzun süre güneşe bakıyorsanız işler aslında beyniniz pişmeden ve siz güneşe bakmaya başlamadan önce kötüye gitmeye başlamış demektir. Yani kim saatlerce güneşe bakar, manyak olmanız lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki. Sevgili dinleyiciler, bunlar güzel günlerimiz. DJ Değişim programına katılıp bir yerel Vietnam radyosunda çalışmaya başlamadan önce son birkaç program. Hadi bakalım. Yani bunlar, bu bahsettiklerim genç işi işler ya. Değişim programları filan. Bir yere gidemem ki, oğlum var. Ama çok iyi olabilirdi. Lisan öğrenmek için bir süre başka bir ülkenin radyosunda çalışabilirdim. Radyolarında DJ'lere gizli reklam karşılığı rüşvet vermenin cezasının feci olmadığı bir ülkede mesela. Evet. Biraz nankör bir meslek. Bu yüzden zaman zaman canım sıkılıyor bu işi yaparken. Evet, mesela bir ses olarak tanıdınız bizler. Yayından 5 gün uzak kalsak bizi unutabilirsiniz. İntihar etmeyiz ama bence birisi intihar edecekse öyle kendini köprüden filan atmamalı. Veya kutu ilaç içerek filan değil. Kendi kendini sopayla döverek mesela. Evet, bunu gerçekten istediğimi ispat etmem lazım kendime. Ben olsam öyle yaparım. Pat küt girerim kendime. Evet. Ben... Bak şu gerçekle yüzleşiyorum son günlerde. İnsanoğlu zerre kadar yol kat edemiyor. 1000 yıl önce ne kadar ilkelse hala öyle. Daha iyi otomobilleri icat etmekle adam olunmuyor ki. Aydınlanmamız lazım ve bunu global olarak nasıl becerebileceğimiz hakkında pek bir fikrim yok. Bir de şunu merak ediyorum. Acaba aydınlanmayı watt gücü olarak hesap edebilir miyiz? Hayır, çünkü öyle olursa akıl faturalarına fazla para ödemek istemeyenler floresan aydınlanma kullanabilirler mi? Hayır, benim için çok önemli değil çünkü siz de bu konuştuklarımdan fark etmişsiniz. Kısmen hala karanlıktayım. Sizin için söylüyorum. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. You're listening to Bay J. No one else is. But you are. Ben kesinlikle çok beğeniyorum. Acayip takdir ediyorum. Abi ne beğeniyorsun? On Power FM. Herkese iyi akşamlar, iyi günler. Umarım keyifleriniz yerindedir. Burada... İstanbul'da 2 gün hava güzel galiba, genel olarak yurtta 2 gün hava pek bir güzel diyor havayı koklayan adam. Bu yüzden tipi fırtınasına hazır olmak lazım. Bugün bu saatin hemen başında bu yeni kız arkadaş bulma meselesine değineceğiz. Evet. Benim için biraz zor tabii çünkü yani böyle karımın işi olacak da çocuğu da o hafta sonu almayacağım da filan bilmem ne. Sadece hanımefendilerin kalplerini ısıtmayı çok seviyorum, o kadar. Evet. Kötü veya maço bir erkek değilim. Yani aslında kocaman kıllı bir adam olmam ve kadınlardan hoşlanmam dışında erkek demeye bin şahit ister. Genelde evliliğimde... Erkek olmaktan çok etrafta dolanan erkek anatomisinde bir nötr canlı türü gibi oluyorum genelde. Ama her seferinde aynı şey oluyor. Bak,
Yani mesela düşünsenize birkaç ay kız arkadaşınız olmuyor. Bazen bir sene ara veriyorsunuz. İstemli veya istemsiz. Sonra bir kız buluyorsunuz. Mutluluktan çenenize ve salyanıza hakim olamıyorsunuz. Gülümsüyorsunuz, salya akıyor. Sonra birkaç hafta geçiyor ve tipik kadın erkek huysuzlukları başlıyor. Ve içinizden şöyle diyorsunuz. Lanet olsun yine mi? Bu defa olmasa olmaz mı? Ve bakın hanımlar, erkekler domuzdur, duygusuzdurlar. Cinsellik için duygusal bir kıvılcım aramazlar gibi düşünceler var kafanızda, biliyorum olduğunu. Şaka mı yapıyorsunuz? Eğer biz erkekler bunun için duygusal keyfimizi bekleseydik, dünyanın devamını sağlamak ancak mucize eseri olurdu. Bizim bu hazır olma durumumuz bugün dünyada kadın erkek ilişkilerinin devamını sağlayan unsur. Bizim de sizin gibi olduğumu düşünsenize. Ay bilmiyorum, istemiyorum galiba. Dur yaprak. Aa, yapraklar dökülüyor. Aa, Poyraz Karayel başladı. Ay, erkeklerin de kadınlar gibi bu meseleye yaklaştığını düşünürseniz gerçekten, yani işten geliyorum, karım diyor ki Bayce yumurtluyorum 3 saat içinde. Ben diyorum ki moralim bozuk. Tek istediğim Adele'in albümünü koyup bir şeyler içmek. Evet. Erkekler niye daha iyi para kazanıyor biliyor musunuz? Çünkü yalvarmayı o kadar iyi biliyorlar ki. Her zaman daha iyi zam alıyoruz. Benim vatana millete çok daha büyük hizmetlerim olabilirdi ama olmadı. Çünkü yoğundum, yalvarmakla meşguldüm. Yıllarım geçti. Ve biz erkekler, kadınların bize kendilerini tanıttığı şekilde kabul ediyoruz onları. Duygusal canlılar, duygusal gelgit yaşadıkları zaman bazı şeylere konsantre olamadıklarını biliyoruz. Anlayış gösteriyoruz. Bir sonraki seferi bekliyoruz sabırla. Onları üzmemek için alternatifler yaratmaya çalışıyoruz. Mesela ne var? Ne? Maket uçak filan yapıyoruz. Aklımızı başka tarafa derken ne zannediyorsunuz? Ha, buraya kadar problem yok, problem yok. Ondan sonra bir gün tesadüfen büyük bir şanssızlık eseri. Aman, aman, aman ben hayır diyeyim. Aman efendim tantane. Ne demek hayır? Beni aldatıyor musun? Bayce yemin ediyorum hayatında biri var. Bak bana söyleme şekline sanki beni uyarıyor. Dikkatli olayım Bayce, gözünü dört aç. Biri var hayatında. Allah canıma mahvolur. Hani arkanda biri var, dikkat et. Dikkat, hayatında biri var. Vallahi bazen yoruluyor erkek, yalvarmaktan vazgeçiyor. O zaman da bizim bey eşcinsel mi oldun acaba? No one else is, but you are. Evet Hasan, ne diyorsun? Sence Mike Tracy ne yapmayı düşünüyor? Teşekkür ederim Cüneyt. Bilmiyorum, sanırım elindeki topla labutları devirecek. Bay J. Lanet olsun! On Power FM. İyi akşamlar herkese. Adım Bay J. Hayatımda hemen her konuda tökezledim ama bu programda çok başarılı oldum. Seven de dinliyor, sevmeyen de dinliyor. Erkek, kadın, ne olursa olsun herkes, ama herkes, ama herkes, yaşlısı, genç, orta yaşlısı, bebeği, hatta ceninler dinliyor beni. Cenin olmadan daha erken safhalarda bile. Herkes dinliyor. Keşke dışarıda Bay J değilken de bu kadar şanslı olsam. Sıradan vatandaş olduğum anda sıradan vatandaş muamelesi görmeye başlıyorum. Çok ezik. Çok itici. Haksızlık. Artık girdiğim ortamlarda kim olduğumu söylemiyorum. Bakalım kendi kimliğimle şöhretimi kullanmadan kızları tavlayabilecek miyim diye. 10 dakika geçiyor, 20 dakika geçiyor. Bakıyorum hala bir numara yok, hemen söyleyeyim. Radyo dinler misin? Biz evleneli 2,5 sene oldu. Son evliliğimden bahsediyorum. Eşimle eve yeni mobilya bakmaya gittik. 2,5 sene sonra. Birkaç sebebi var. Birincisi, kriz bizi vurmadı. İkincisi, evimizdeki gıcır gıcır mobilyalardan sıkılıp yenisini alarak dünyaya vereceğimiz zarar umurumuzda bile değil. Ama zaten bunlar umurumda değil.
Ben neden gidiyorum? Onun seçtiği şeyler alınıyor. Ben neden gidiyorum? Evlenmeden önce yaşadığım evde perde bile yoktu benim. Öyle popomu kuruladığım havluyu camın ucuna çakardım. Hem havlu kururdu hem de dışarıdan içerisi, yani silüet gibi görünürdü biraz ama. Bir şeyler götürmeye, beni götüreceğini, bir inek götürse aynı faydayı görür. Bana garip sorular soruyor. Bak şu perdenin altı, sağ alt kısımları böyle kıvrımlı olduğu zaman kadifedeki ışık oyunları daha güzel yansır salona. Sence de öyle değil mi? Biri beni kessin lütfen. Neyse, boş boş bakıyorum tabii etrafımdaki eşyalara, şeylere. Sonunda eşim patlıyor. Ya en azından ilgileniyormuş gibi yapamaz mısın Bayce ya? Ya bu iş geleceğimizle ilgili ve sen inanılmaz duyarsızsın. Dokunma bana. Hayır. Yarın falan değil. 3 ay boyunca dokunmayacaksın. Eğer bu perdeyle ilgilenmiyorsan benimle de ilgilenmiyorsun anlamına gelir. Sonra mobilyacıdan çıkıyor, taksiye biniyor, eve gidiyor. Ben arka koltuğunda mobilya ve perde örnekleri olan arabamda şöyle düşünüyorum. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Tam olarak şu an ne yaşıyorum ben? Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. You're listening to Bay J. Çok uzun bir sıranın ama yani nereye gittiği belli değil. En sonundaki adama soruyorum. Kardeş, Zamazingo sırası bu mu diye. Ha evet diyor. Bu soruyu sorduğun adamın sıranın nereye gittiğiyle ilgili en ufak bir fikri olmayabilir. Yani adam en az senin kadar zavallı ve aptal. Sadece 30 saniye erken gelmiş. Senden güvenmek için en ufak bir sebep var mı yani? On Power FM. Aha, Bayşe burada. Ne yiyoruz bu akşam? Şu zararlı, şu hormonlu, aman ona dokunma, aman onun içinde kanserojen madde varmış. Şu sebzeden fazla yenin, üçüncü kolu çıkıyor mu? Benim adım Bay J, 45 yaşındayım. Şunu biliyorum, hayat kısa. Su da içsen, kolalı içecek de içsen bitecek. Brokoli de yesen, hamburger de bitecek. O zaman gidin sevdiğiniz bir şeyler tüketin ara sıra. Yani canınız cips mi istiyor, cips yiyin. İnsan eti mi yemek istiyor, gidin. Ben özellikle sigara içenlere karşı çıkarılan kanunlara gelmek istiyorum. Öncelikle hükümeti tebrik etmek istiyorum bu çalışmalarından dolayı. Bunu yapan ülkeler sağlık giderlerini çok 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 düşürdüler. Tabii ki kötü alışkanlıklara bağlı ölümler de çok azalmış. Dünya çapında birkaç milyon hayat kurtarmak için yapılıyor bu çalışmalar. Aslında şu soru da gelmiyor değil akla. Bu insanları niye kurtarmaya çalışıyorsunuz ya? Hani aralarında dahi bilimciler, dahi ressamlar, yazarlar, geleceğimizi yakından ilgilendiren insanlar var mı? Onu araştırmak gerekmiyor mu? Hadi ben dünya devletlerinin yerinde olsam önce zeka testi yapardım. Ama insan ayırmamamız gerekiyor Bayce. Ama Bayce insan hayatının kutsallığına, insan hayatına değer ve önem vermiyor musun? Hepsine değil. Mesela Burcu Esmersoy sigara içmeye başlarsa bence toplum olarak seferber olup onu bundan vazgeçirmek zorundayız. Üstelik insan hayatının kutsallığı diye bahsederken ne dediğinizi bilmiyor olabilirsin. İnsan dünyadaki en zeki canlı türü olabilir ama aynı zamanda en kötü canlı türü. Bilerek planlı kötülük yapan bir canlı türüne çok da insan böyle sevgiyle sarılamıyor yani. Sevdiğiniz insanlarla beraber vakit geçirin. Bol bol kahkaha atın. Yaşam kalitenizi sadece brokoli yiyerek arttıramazsınız dinleyiciler. İyi vakit geçirmek zorundasınız. Sadece çalışarak, temin ederek, başkalarını düşünerek iyi bir yaşam yaşayamazsınız. Kahkahanın en iyi ilaç olduğunu kabul edeceksiniz. Her gün benim programı dinleyeceksiniz. Siz mutlu, ben zengin olacağım. Tek istediğim sizin iyiliğiniz, biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Çok tepkisel fikirlerim var. Hepsini her zaman söyleyemiyorum. Bu söyleyebildiğim kısmı. Adım Bayce. Power FM'i dinliyorsunuz. Söylemiş miydim bilmiyorum. En iyi yengeli müziği sizlere dinletmeye devam ediyoruz. Bu radyo önümüzdeki
400 sene içinde birkaç kez büyük ihtimalle el değiştirecektir. Önce patrondan çocuklarına, onlardan çocuklarına, belki bir ara başka bir medya patronu satın alacak. Değişmeyen tek şey ben hep bu saatte burada yayında olacağım. Çünkü reenkarnasyona inanıyorum. İnanıyorum, inanmasına da bir yandan da büyük bir geyikmiş gibi de geliyor. Yani madem eskiden de yaşadım, tamam, kabul, şeref duydum. Birkaç defa yaşamışım ama ben ne ben ne de geçmişte olduğum kişi birbirimizi tanımıyoruz. Kim olduğumuzu bilmiyoruz. Çok büyük ihtimalle karakterlerimiz bile farklı. Ne faydası oluyor ki tekrar tekrar yaşamış olmanın eskiden kim olduğumu bilmedikten sonra. Bir de uçuk şeyler söylüyorlar bu kanı. Bahşişe eski hayatında ucuz bir hayat kadını da olabilirsin. Niye böyle bir şey söyledin? Neden? Şu anki yaşamım bir erkeğe göre fazla mı dejenere? Önceki hayatımın ucuz bir taklidi mi bu hayatım? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Ay, sorulara garip cevaplar vermeye başladığım bir dönemindeyim hayatımı. Bahşişe, sana bir soru sorsam cevaplayabilir misin? Bilmiyorum küçük dostum, gerçekten bilmiyorum. Anevrizmanın beni ne zaman nerede yakalayacağını bilmiyorum. İstersen bir deneyelim, sen sor, ben ölmediysem hala cevap vereyim. Doktorum kilo ver diyor. Hangi doktorum vallahi bilmiyorum, diş hekimim bile söylüyor. Kilo ver diyorlar bana. Yüksek tansiyonum var. Bununla ilgili ilerleme kaydetmek istiyorsan. Yani evliyim. Bütün gün bu programı hazırlıyorum. Ne bileyim, hayatta kalmak için kilo ver dedikleri zaman hayatta kalmak benim için kilo vermeme yardımcı olacak kadar güçlü bir motivasyon değil. Çünkü bir de şişman da değilim, anladın mı? Şişko değilim yani. İşte 85-86 kilo falan. Yani mesela bir Amerika'da kadın programı vardı. Geçen yıl bir adam çıktı 450 kilo, şişman o. Yani adamdan 5 tane benden çıkıyor. Bir tane de anoreksiya nervozalı kadın. Adam 6 kişi. 6 kişi adam. Ve ilgimi çeken şey, seyirciler arasında stüdyoda ağlayanlar filan oluyor. Ay, çık çık çık. Adamın haline bakıyor. 450 kilo ağlayanlar filan var. Ne oldu? Ne oldu bu adama? Yemiş, yemiş. Yemek yemiş. Ve burada kızarmış tavuk menüsü satın alıp büyük seçim olsun demekten bahsetmiyoruz. Burada bir şeyler olmuş. Yani siz hani bir gece geç saatte kızarmış tavuk yersiniz. Ondan sonra da kendinizi kötü hissedersiniz. Ya of, çok kötü bir şey yaptım diye düşünürsünüz ya. Bu adam gece yarısı uyanıp gündüzden buzdolabına stokladığı kızarmış tavukları ısıtmadan donmuş yağ ile yiymiş. Sonra da suçluluk duymamış, yatmış uyumuş. Orada buzdolabının önünde uyumuş. Çünkü gözlerini açar açmaz kızarmış tavuk kovasına uzak kalmak istemiyor. Bırak o zaman atın ölümü arpadan olsun. You're listening to Bayce. Delirmişler, budalalar, manyak. Her şeyimiz berbat gidiyor, sıkışıp kalmışız. Berbat kaderimizin bizi kıstırdığı köşede paramız yok, aşk hayatımız bitik. Cebinizden büyük boy bir havalı korna çıkarıp diye çalıp rahatlayabilir misiniz diye düşündüm. On Power FM. Hepinize iyi akşamlar. Salı akşamı, hadi toparlanın bakalım. Siz depresyondayken dışarıda bir hayat yaşanmaya devam ediyor. Hadi aslanlarım, gidip bir lokma da siz alın. Geride kalmayın, hiçbir şey kazanmazsınız. Hadi bakalım. Ben sevgilisi olan gençler görüyorum. Harika çiftler, dünya güzeli hanımlarla birlikte centilmenler görüyorum. Yalnız beyler, bence gözünüzü sevgilinizden ayırmayın. Radyoyu açtığınızdan beri sizi unuttu, beni dinliyor. Evet, gerçi nedir? Benim evli, çocuklu ve zara çok evliyim bir kere. Onu söyleyeyim. Yani öyle ucundan azıcık değil. Baya. Hiç evli bekar fark etmiyor. Güzel kadınlar çok acayip teklifler yapıyorlar. Yalan söylemeyeceğim. Ve bunlar daha Türkiye'nin en başarılı radyo programını sunduğumu bilmeyenler. Bana gelen kadınlara hadi diyorum. Lütfen gidin, geldiğiniz yere geri gidin diyorum. Bazısı ama bana çok kötü davranıyor sevgilim ve ben onu sevmiyorum. Ya, bu en hassas yerim ya. Lanet olsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayat arkadaşı veya uzun vadeli sevgili diye seçtiğiniz insana karşı dürüst olmazsanız o zaman bu işe hiç girmeyin. Onu sevmeniz, değer verdiğinizi göstermeniz ve diğer insanlara göre hayatınızda çok daha önemli bir yeri olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Tabii bütün bunları benim gibi bir pislik söyleyince insanın inanası gelmiyor, tahmin ediyorum, ama aklınızın bir yerinde tutun. Belki bir gün bunlara gerçekten inanan biri söyler. Arşivinizden çıkarıp aa dersiniz, Bahşişe'ninkiyle aynı ki bu biraz zor. (Gülüyor)
Yani alo, burada kelimelerle oynarken harikalar yaratan bir şovmenden bahsediyoruz. Çift olmak güzel bir şey ya. Yani sapları üzmek istemiyorum ama sadece çift olmak güzel ama sadece çiftin hep aynı insanlardan oluşuyor olması fikri biraz antipatik geliyor zaman zaman. Ya çünkü gerçekten bir şeyleri çift olarak yapmak son derece zevkli. Birkaç şey hariç film seçmeye çalışmak gerçekten problem olabiliyor. Bunu mu izleyelim? Hayır. Bunu izleyelim? Hayır. Bunu? Hayır. Bu? Hayır. Aşkım ama yani seyredemeyeceğiz bir şey. İnan ama bir kadınla film seçmeye çalışmak acı verici. İkincisi uyumayı çok seviyorum. Uyandığım zaman ilk aklıma gelen şey oluyor. Ben yine uyuyorum. Çok güzeldi. Kadınlar yatakta çok üşüyorlar. Niye üşüyorlar bilmiyorum. Nereden baksanız 15-20 derece falan daha düşük oluyor vücut ısısı. Bay J, çok üşüdüm, sarılır mısın? Lanet olsun, uyuyorum. Lütfen. Peki ama eşime söylemeyeceksin. Ay. Kendi kendime konuşuyorum, farkında mısınız? Gün içinde tek konuştuğum kişi kendim oluyorum. Bazen mailler geliyor. İşte bu mektubu 10 kişiye yollamazsanız 40 yıl uğursuzluk. Oysa ki yollarsanız dileğiniz gerçek olacak. Gülüyorum ve düşünüyorum. Keşke birkaç arkadaşım olsaydı. Aslında onun da tek arkadaşım ben olan tek bir arkadaşım olsa da olurdu. Ama o zaman sadece ona yollayabilirdim bu mektubu. 10 kişiye yollamam gerekirken ve 40 yıl uğursuzluktan kurtulamazdım. O da öyle. O da tekrar bana yollardı. Ben ona geri 40 yıl, 80 yıl, 120 yıl vesaire. Diğer yanda uğursuzluk konusunda ben bayağı bir yılımı tamamladım. Yani şöyle söyleyeyim, 15 sene daha DJ'lik yaparsam ve 2,5 sene daha evli kalırsam kurtuluyorum. Bay J Show sona erdi.